Merhaba arkadaşlar. Tek balkona, askılı saksılarda, tavana bu sistemi yaparak bu kadar çiçeğe, 50'ye yakın askılı saksıyı nasıl yerleştirdiğimi ve nasıl bir çözüm bulduğumu, ne malzemeler kullandığımla ilgili olarak size bir paylaşım yapmak istedim. Bu şekilde biliyorsunuz benim tavanda, askılı saksılarımda çok fazla sukulent ve çiçek çeşitlerim var. Size ara ara bunları çekip paylaşıyorum. Yorumlar kısmında çok fazla sorular soruldu. Nasıl bu sistemi yaptınız, neler kullandınız, nereden tedarik ettiniz diye. Bunlarla ilgili olarak bir paylaşım yapmaya ihtiyacı hissettim. Kesinlikle hiç pişman olmayacağınız, denediğinizde pişman olmayacağınız bir yöntem arkadaşlar. Özellikle benim gibi tek balkonunuz varsa bu şekilde bir çözüm üretmek zorunda kalıyorsunuz. Geçen yıl yazın, kışın ben Ziraidon'larda bu çiçekleri nasıl muhafaza edeceğim, sayıları arttı diyerek düşündüm. Ve tamamıyla doğaçlama gelişen bir yöntemle böyle bir şey çözüm ürettim arkadaşlar. Tavana bakıyorum ve düşünüyordum ne yapabilirim diye. Herhangi bir dübelle, herhangi bir vidayla olabilecek bir şey değildi. Çünkü 50'ye yakın askılı saksıyı astım. Bakın şöyle tavanımda en başlangıç noktasından size göstereyim. Böyle arkadaşlar selfie çubuğuyla size yakınlaştırarak göstermeye çalışacağım. Öncelikle 6 milimetrelik çelik dübeller aldım. Ben bunu Trendyol'dan aldım ama herhangi bir alışveriş sitesinden alabilirsiniz. Her yerde satılıyor. Bunlar salıncak askı aparatları, salıncak dübelleri olarak da satılıyor. Salıncakları sabitlemede kullanılan, çok fazla kilo tartabilen bir sistem arkadaşlar. Yani normalde bunlara salıncak takılıyor ve salınabiliniyor. Ben bundan 8 tane aldım. 4 tanesini bir tarafa, yine karşı tarafa aynı şekilde sistem yerleştirerek yaptım. Yakından size göstermeye çalışayım. Bu çelik dübelleri darbeli matkapla tavana eşim sağ olsun bu şekilde yerleştirdi. Ayrıca karabina halkası denilen çelik halkalardan aldım arkadaşlar. Bu dübeller çelik halkalı da istediğinizde sitelerden bulabilirsiniz, satılıyor ya da ayrıca alabilirsiniz. Bakın ucunda bir kanca var. Bu karabina kancası olarak geçiyor. Onu da yine ağzı açılıp kapandığı için istediğim şekilde ben ona yerleştirme yapabilmem lazımdı. Ucundaki 40 santime yakında bir çamaşır ipi kullandım. İçerisinden metal teller geçen, çelik teller geçen çamaşır iplerinden, bildiğiniz standart iplerinden onu alta doğru sabitledim. Bu beyaz gördüğünüz, asıl kare kullandığım, 7 parçadan oluşan, her biri 7 parçadan oluşan arkadaşlar Vileda sopası. Bildiğiniz temizlikte kullanılan Vileda sopasına sabitledim. Plastik kancalarla ve yine bu çamaşır ipleriyle sabitledim. Bakın şu normal kenardaki gördüğünüz çamaşır ipi. Bu çamaşır ipleriyle bu şekilde sabitledim arkadaşlar. Çok sağlam, çok dayanıklı bir malzemeden oluşmuş oldu. Tabii siz bunu normal profil doğrama olarak da metal satan yerlerde, demir doğrama atölyelerinde de yaptırabilirsiniz. Öyle bir şey belki daha ağır olarak alüminyum doğrama kullanabilirsiniz. O da aklıma geldi ama bulamadım ben. Siz bulabilirseniz o şekilde yapabilirsiniz. Vileda sopasından kare oluşturdum. Dört taraflarını yine çelik bu çamaşır ipleriyle sabitledim. Üzerlerine yine ayrıca plastik kelepçelerle sıkıştırdım. Ve böyle yan yana aralarında kendi kafanıza göre, kendi planınıza göre, saksı adetinize göre istediğiniz kadar bu Vileda sopalarından araya da attım. Böyle kocaman gördüğünüz gibi kare şeklinde bir aparat elde ettim. Ve çeşit çeşit sukulentlerimi, çiçeklerimi buraya konumlandırdım. Hem de bunun avantajı, istediğiniz şekilde kolumu uzattığımda kendime göre ayarladım arkadaşlar. Benim 1.70 boyum var. Benim ortalama kolumu uzattığımda alabileceğim mesafede kendime göre ayarladım. Ve bu güzellikleri bu şekilde sularken de size ara ara gösteriyorum. Hortumu normal üst kısmında uzatarak kolumu yetişebileceği şekilde olduğu için sulamasını yapıyorum. Video çekerken zorlanıyorum, size bundan bahsediyorum çünkü bir hayli yüksekte haliyle bazen selfie çubuğuyla, selfie kamerasıyla ya da sandalye üzerinde size çekim yapıyorum.
bu şekilde size tek tek göstereyim. Yani tamamıyla Villada sopalarına meydana gelen çelik dübelle sabitlediğim karabina kancasıyla arasını oluşturduğum bir sistem. Tamamıyla doğaçlama. Tabii ki daha profesyonel bir şekilde fikir üreterek daha farklı şeyler yapabilirsiniz. Ama benim işimi görüyor. Yine arka kısmım da aynı şekilde devam ediyor. Bu askılı saksı sistemim. Bu profiller gerçekten işimize yarıyor. Bakın böyle çeşit çeşit çok güzel sukulentlerimi aralarına yerleştirdim. Hatta size de böyle arada görünüşlerini, aradaki mesafelerini göstereyim. Yine saksılar sığabilecek şekilde aralıklar yaptım. Şöyle iki saksı aralarını genellikle birbirlerine, yanlara sarkanlar varsa aralarında bir santimlik boşluk bırakıyorum. Ya da sarkmıyorsa, üste doğru gidiyorsa böyle yeni güne çiçeği gibi onları da biraz daha sık bir şekilde konumlandırdım. Böyle 50'ye yakın askılı saksım. Bu şekilde konumlandırdım arkadaşlar. Kışın ziray donlarda ya da kışın yağmurlarda, çamurlarda gerçekten çok fazla işime yaradı geçen yıl. Şimdi cam balkonun camını kapattığımda yine güneş görüyor. Tam gün güneşini alacak şekilde tabii duvar dibine doğru olan kısımlarda gölgede olan kısımlar var. Ya da sabah güneşi alacak şekilde. Çiçeklerim neyi seviyorsa ona göre konumlandırdım. Sukulentlerim daha çok güneş alıyor. Bakın şu an ikindi güneşini de size gösteriyorum. Güneş birazdan batmak üzere ve hepsi bakın güneş alıyor gayet güzel ve formu gayet güzel büyüyor arkadaşlar. En büyük avantajı yine esinti alıyor, karşılıklı olarak balkondan esinti alıyor. Bunu ve bunun için bir sürü delikleri açmaya, bir sürü çiviler çakmaya gerek kalmıyor. 4 tane çelik dübelle bu iş tamamıyla yeterli geliyor. Bunu ben yine arka tarafa da yaptığım için oraya da ayrıca dübeller astım. Ama arada kolon olmamış olsaydı tavanda yine 4 çelik dübelle uzun bir profille seralardaki gibi yapabilirdim. Seralarda çok gördüğüm için üst noktalarda tabii ki onlar böyle kullanmıyor. Daha farklı sistemler, onlar kendi seranın üst tarafında metal aksamlara yerleştiriyorlar. Oradan gördüğümde yani nasıl yapabilirim bunu, nasıl sığdırabilirimle bu noktalara bu düşüncelerim geldi arkadaşlar. Umarım yararlı bir video olmuştur. Bakın. Çok türümü bu şekilde üst kısımlara alıyorum. Büyük saksılarda sukulentleri koyabilirsiniz. Özellikle örtücü türlerimiz bizim en büyük sıkıntımız. Saksıların içlerini hemen dolduruyorlar, taşıyorlar. Sarktığında dokunuyoruz, diğer saksı ona çarpıyor. Ama burada hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Bakın gayet güzel bir şekilde askılı saksılarımın tamamını yerleştirdim. Villada sopalarına da askılı saksının kancaları gayet iyi oluyor arkadaşlar. Böyle her birini konumlandırdım. Çok güzel de türlerim var. Çok sağlıklı da büyüyorlar. Böceklenme, unlu bit olma, mantar olma olasılığı da olmuyor. Çünkü güneş görüyor, esinti görüyor. Bakın püfür püfür rüzgar esiyor şu an. Ve gördüğünüz gibi hepsi salınıyor. Alttaki güzelliklerim de yine altında hiçbiri birbirinin güneşini kesmiyor arkadaşlar. Üsttekiler tamamıyla bunlardan ayrı bir şekilde güneşleniyor. Üzerlerine denk gelmiyor. Ve çok sağlıklı bir şekilde büyüyor. Bu çok sorulan bir soruydu. Bu şekilde size yardımcı olmaya çalıştım. Umarım yararlı bir video olmuştur. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayınız. Çok mutlu olurum, onur duyarım. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Sevgiyle kalın, çiçekle kalın, hoşça kalın.